Rast gelsin, evi temizliyorlar. Allah razı olsun oğlum, hepinizin de. Benim bir oğlum, bir kızım var. Biri Antalya'da, oğlan da Danimarka'da. Benden ameliyat oldu, orada yatıyor falan. Şurada benden gayri, Allah da gayri, kimse de yok. Allah hepinizin de. Yılınız hayırlı gelsin, ömrünüz uzun olsun oğlum, çocuklarım da. Allah seni de açıklayabilirsin. Kurban olduğum Allah seni de açıklayabilirsin. O biraz daha büyük. He. Bu yalnız kimler yer alamıyor. Hayata süt açamam. Öğrencilerimiz değerler eğitimi konusunda nispeten eksik kaldığını hissederekten böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Büyüğünü, küçüğünü bilen bir nesil yetiştirmek amacıyla öğrencilerimizi aldık geldik buraya. Teyzenizin de böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Hatta teyzemin bizden öyle bir talep oldu ki ben de kaçırdım. Ayda bir bu sürekli devam etsin. Ücret karşılığında diye teklif etti ama. Ayda tabii, 100 lira vereyim. Ayda öyle dedi. Ayda 100 lira vereyim. Ayda gelsin yatsın. Ama işte bizim amacımız o değil. Kesinlikle. Milliyetini, maneviyatını bilen öğrenciler yetiştirmek, büyüklerine sahip çıkan, yaşlılarına sahip çıkan öğrenciler yetiştirebilmek. Yaşlılar bana hacı oldum 5 kere. Değerler eğitimi konusunda toplumdaki zafiyeti bir nebze olsun giderebilmek için bu çalışmayı yaptık. İnşallah başarılı olur diye düşünüyoruz. Çok memnun oldular. Sen buralı mısın? Ben buralı yetiştireceğim. Gözümü yabancı yabancı. Akıllarına gelmemişti ama bizden bu fikir çıkınca çok beğendiler. Daha fazla gönüllü öğrencimiz vardı. Fakat yeteri kadar öğrenciyle geldik. Fazlası burada sıkıntı olurdu diye düşündük. O yüzden belli sayıda öğrenciyle geldik. Okulumuzca böyle bir şey yapmak gerçekten çok güzel. Yani birisine yardım etmek bizi çok mutlu ediyor. Ya bunun için hepimiz gerçekten çok mutluyuz. İşte hepimiz gönüllü olarak geldik. Temiz Sağlık Kurulu olarak gönüllü olarak geldik. Bence böyle bir şey yapmak çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Gönüllü bir şekilde yaşlı bir kadını mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Ben de aynı. Çok mutluyum işte. Kendim önüme bir çıkıyor.